Arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi bugün bu sofralarda artık daha sık kullanmaya başladığımız Himalaya tuzunun çekilmiş halini anlatacağım. Şimdi ilk etapta biz şu şekilde almıştık. Yani şöyle değirmenli olarak almıştık. Fakat sadece içini aldığımız zaman kiloluk olarak, bu en son Bağdat markaydı sanırım. Ondan önce başka marka almıştım. Yani güzel, bu marka da iyi. Şimdi iç sadece tuzluk, hani değirmensiz olarak aldığım zaman daha avantajlı geliyor. Aynı fiyata geliyor. Bunun bir kilosu bunun böyle değirmenli haliyleydi. O yüzden artık içini almaya başladım. Artı sırf değirmenden değil de tuzluktan da çekiyorum. Yani tuzlukta kullanabilecek, şunu yeni aldım da tuzlukta kullanılabilecek şekilde de çektim o yüzden. Şimdi çok şirin görünüyor diye aldım ama tabii değirmenli değil. Şimdi bunu da kullanıyorum aynı zamanda. Bu şekilde aktaralım. Burada şöyle büyük büyük halde oluyor. Büyük minik minik böyle kayalar halinde, taşlar halinde. Bunu tamam çekip kullanıyoruz. Yemeğe böyle toz haline geldi bu. Şunu da göstereyim nasıl olduğunu. Bir de nasıl çektiğimi göstereceğim. Şunu da yemeklere kullanıyorum. Bunu her zaman kullanmamak için şöyle daha minik bir kaseye koydum. Bir kaba koydum. Bunun içine bu çektiğim en son halinden olanları koydum. Yani şöyle toz, pudra şekeri gibi oluyor. Daha altında da bu daha önce kullandığım hali var. Onunla da eşit miktarda oluyor. Yani şöyle bir kaşık kadar buradan alıp kullanıyorum. Kaşığı da hep içinde bırakıyorum. Bu şurup kaşığı hep içinde bırakıyorum ki ıslanmıyor böylece. Yemeğe değmiyor, nemlenmiyor. Aynı kaşığı kullanmak için. Yemeğe soktuğum kaşığı ya da başka kaşığı kullanmıyorum. İçine duruyor, rahat oluyor. Şimdi neye geleceğiz? Bu çekilmiş hali pudra hali. Nerede çektim onu göstereyim size. Ben de bu şekilde bir blender var. Bunu da çektim. Bunda minik minik bıçakları olduğu için ve şu haznesi de dar olduğu için burada keten tohumunu falan da ben burada çekiyorum. Çok ince kıyılması gereken şeylerde. Yani rondo'da değil de bu daha bir dar olan bir blenderınız varsa sizin de onu da çekin. Kolaylıkla toz haline geliyor. Yani normalde hani evde pudra şekeri yoksa, pudra şekeri kullanmanız gerekiyorsa toz şekeri alırsınız, işte çekersiniz aynı bunun gibi. Yani aynı mantık bu da. Öyle yaptım. Bir şey de olmadı. Hani kaya gibi görünmesine rağmen tabii ki eriyor ve yumuşak bir taş. Bu da böyle bu şekilde bir toz halinde. Döküldüğü halinde göstereyim siyah tabağa. Siyah bir tabakta göstereceğim daha iyi görünür diye. Şöyle. Bakın biraz toz gibi. Yani yemeğin üstünde de döküldüğü zaman da böyle toz gibi oluyor ama yemek tamam sulu yemek olduğu için hemen çekiyor bunu. Bilmiyorum görüntüsünden memnun kalır mısınız, sever misiniz? Ama tamam hemen eriyor yani. Hani hafif yemek ıslak ya da yağlı olduğu için. Bu şekilde pudra şekeri gibi oluyor yani açıkçası. Güzel. Ben böyle de şu anda bir haftadır kullanıyoruz. Hem öyle çekip de hem de bu şekilde. Bir de bunun çekilmiş halini göstereyim. Bu da bu şekilde oluyor. Böyle minik minik kayalar halinde, taşlar halinde. Evet. Bu şekilde. Yani daha faydalı olduğunu söylemişlerdi bu. Yani arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Bunun daha faydalı olduğu söyleniyor. Yani bu şekilde Himalaya tuzunu kullanmanın normal sofra tuzundan daha faydalı olduğunu söyleniliyor tabii ki de. Yıllardır yani ben çocuğa bunu kullanıyordum. Yemeklerde de yine aynı şekilde bundan kullanıyordum. Da sofra tuzunu da aynı zamanda kullanıyorduk tuzlukta. Şimdi bunu da çektiğimiz zaman böyle bir pudra şekeri halinde oluyor. Ve değirmenle de çekince biraz daha minik minik taşlar, kayalar halinde, çok minik halde oluyor. Bu şekilde arkadaşlar.
Böyle minik çekince de işte sofrada da kullanabiliyoruz. Güzel yeni tuzluğumuzla. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim ve bir de abone olursanız kanalımıza daha farklı bu şekilde bu tarz videolar geliyor olacaktır. Hepimiz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin.